gittiğinizde yerde frisbee gibi kaymamanız için bunu mutlaka üstüne bir şey giyin derim ben. Ben öyle yapıyorum. Bu da burada kalsın. Elden azalı kask. Kasklarımız ne var? Belin Vortex bir kaskı var. Bu şu anda kullandığım, yeni aldığım kaskım. Üzerinde Iridium Gold vizör var. Normalde açtığınızda şeffaf bir vizör gibi gözüküyor. Ama kapattığında içerisi karanlık olduğunda resmen gold bir vizör olarak kullanabiliyorsunuz. Bir önceki kaskımın olan N64 çok kötü bir kask değil ama çok da iyi bir kask değil. Termoplastik bir kask. Plastik yani, sert plastik. İçindeki köpüğü möpüğü bilmem ne falan filan ama o zamanlar geçici olarak aldığım bir kasktı. Ve şu anda değiştirdim. Yani artçı falan binerse yüksek süratlere gelmeyecek. Dikkatli yani. Paranız varsa tabii ki de her zaman karbon fiber kask. Daha iyi markalar kullanabilirsiniz. Yani bu kaskı ne övebilirim ne sövebilirim. Öyle söyleyeyim. Orta şekerli mi diyeyim. Öyle bir kask yani. Bunda da siyah vizörü var. Aynı zamanda bu kaskım da satılık bilginize. İsteyenlere fiyat veririm. Siyah vizörü var. Kamera vardı üstünde. Şurada yapışıktı. Söktüm tabii. Herhangi bir sorunu falan filan yok. Petleri falan temiz. Daha zaten çok uzun süre kullandığım bir kask değil. Herhangi bir yıpranması, deformasyonu falan filan yok. Ufak tefek taş çarpmaları falan var üstünde. Onlar da pek belli olmuyor. Şeffaf vizörü de mevcut. Ama dediğim gibi termoplastik bir kask. Nolan N64. Bu benim kendi kullandığım kask. Bu Bell Vortex. Burada bazı sertifikaları var. Herkese verilmeyen, çok yüksek derecede olan korumada olan işte Sinel Approvate demiş bir şey. DOT zaten hemen hemen hepsinde var sertifikası. Ama Sinel Approvate hepsine verilmiyor büyük ihtimalle. Bazı kaskları. Bu kask fiber bir kask. Karbon fiber değil, yanlış oldu. Sadece fiber. Önceki kaskıma göre bunu kafama taktığımda daha az ses alıyor. Ya da konuşmadan bile, karşındakinin konuşmasının bile sesinin kısıldığını fark ettim. Cidden yani şu kaskta 160'tan sonra falan sürekli kullanırsanız belki 5 yıl içinde, 6 yıl içinde her gün motoru biliyorsunuz işitme kaybınıza sebebiyet verebilir. Kulaklarınız buna müsaitse işitme kaybı olabilirsiniz. Kulaklık ya da tıpa kullanmakta fayda var. Tıpalı kulaklık kullanmada fayda var. Bu kaskın artıları zaten çok fazla. Zaten kaskın kaliteli olup olmadığını taktığınızda şu double din denilen kilitten anlayabilirsiniz. Double din kilit sistemidir. RI ve HGV'nin kaliteli kaskları, hepsi yüksek şeyli kasklar, bunları kullanır. Daha emniyetlidir. Açma kapaması 3 kereden sonra zaten öğreniyorsunuz, zorlanmazsınız. Ekstra sesi önleyici şurada bir pad var. Ekstra boylanmayı seven. Artı çene pedi var alt kısmında. Zaten kaliteli. Alın terlememesi için alın havalandırması var. Bu çok önemli. Alınız genelde terler üst pet baskı uyguladığı için. Şu şekilde açılıp kapanır. Ağız havalandırması cidden fark ediyor. Açtığınız zaman nefes aldığınızı hissediyorsunuz. Ekstra ön hava girişleri ve ön hava silikülasyon çıkışları var. Hava girişinin olması önemli ama hava çıkışının da olması önemli. Ve doğru yerden girip doğru yerden çıkması da önemli. Bazı kasklarda onu yaşayamazsın. Bunda kafanın ferahladığını gerçekten hissediyorsun açtığın zaman. Ekstra arka ense terlememesi için buradan da hava girişleri ve hava çıkışları, silikülasyon delikleri var. Silikülasyon delikleri tıkanmaması için çelik tel mevcut işlerinde. Teller çeliktendir, paslanmaz çelik. Onun haricinde petleri çıkartıp yıkanabiliyor. Ekstra İşte intercom bağlantı yerleri falan filan var. Bunun bir modelinde şuradaki Bell amblemi kapak olarak yapmışlar. Çıkıyor ve intercom takılabiliyorsun bir ekstra modelinde. Kaskımız böyle bir kask. Motorumla uyumlu renklerde olsun diye de böyle bir seçim yapmıştım. Bu da aynı kask. Bu X-Small, bu Small. Şey pardon, bu Small, bu X-Small. Bu Archim'in kaskı. Bu da normal, düz canlı. Aynısı zaten, hiçbir farkı yok. Sadece vizörü şeffaf. Başka da bir yorum yok. Ona da inşallah bir aynalı vizör alacağız. Evet, bir de böyle bir kask var. Elime geçti.
kask mı bilmiyorum yani, kask demeyeyim ben buna, bunu da öyle böyle bildiğim bu. Bunu istiyorsan böyle koyuyorsun, böyle çöp atıyorsun içine. Tamam, böyle çöp bu. Kullanabilirsiniz bunu. İsterseniz de hani bunun içine böyle çiçek falan ekebilirsiniz. Bunun markası Jox mudur, Mox mudur, öyle bir şey. Ben o zaman reklam olmasın diye söktük falan böyle. Havalandırma girişleri var. Bisiklete falan binerken kullanabilirsiniz. Ya da 30'la 40'la falan giderken kullanabilirsiniz bu kaskı. Böyle bakkala makkala skuterınıza gidiyorsanız, 100'lük 50'lik skuter, hatta 25'lik 10'luk falan böyle skuter varsa, onlarla falan kullanabilirsiniz bunu. Görüntüsüne, şekline böyle kaskların arkadaşlar çok aldanıyor. Adam abi alıyor böyle işte, tanıtıyor, buluyor, bak diyor vizeri açılıyor diyor, buradan diyor işte yanda diyor düğmesi var diyor, bir açıyorsun diyor, şırak diyor diyor, güneş gözlükleri var diyor içine, güneş vizeri diyor iniyor diyor. Takıyorsun gözüne, o diyorsun, şekil duruyor falan. Ondan sonra bak diyor, hava almak istersen diyor, şurada diyor kırmızı düğmesi var diyor, çekiyorsun diyor, açılır çene diyor bu kask diyor. Böyle takıyorsun diyor, ondan sonra diyor açıyorsun da diyor vizörünü, böyle geziyorsun diyor. Artık Robocop mu gibi mi diyeyim, ne gibi diyeyim diyorsa. Böyle insanları böyle kasklarla kandırıyorlar. Zaten bak açılır çene kaskın şuradaki bağlantı noktası, bak görüyor musun? Ne kadar aralanıyor. Yani bu buraya vurmayla bilmem ne de dağılacak bir kask. Hani ağırlığı var ama içine ne beslediler onu bilmiyorum. Zaten Quick Pass diye bir şey vurmuşlar. Ne dot var ne bilmem ne var. Etiketinde de yazıyor, bir şey yazmıyor. Yani Çin malı, ucuz. Rahatlıkla kafanızı düştüğünüzde patlatabileceğiniz bir kask. Kafanızı patlatmak istiyorsanız bu kaskı tercih edin. Kafa patlatma kaskı. Bunu atıyoruz böyle kenarıya. Ondan sonra sırt koruması almadan önce, sırt koruması almadan önce ben Quenchual'ın böyle bir çantasını almıştım. Bu kamp çantası gibi bir şey ama bu çantanın özelliği şu, burada bir sert bir plastik var. Sırt hem esniyor hem de sert, sağlam bir plastik var. Bükülmüyor falan böyle. Ve şimdi 10 numara bir çanta. Burada bel koruması, top sokunuza kadar hemen hemen iniyor. Buradan yukarıya kadar ayağı güzel bir sırt koruması olabilecek bir çanta. Hatta ben bunun içine bir şeyler daha dolduruyordum böyle. Sırt korumam yokken bu şekilde, yani sırt koruması var montumun ama küçücük, bir karış bir şey, bir karış bir şeyden değil. Sadece sırtınızı koruyor, aşağı omurganızı korumadığı için. Bunu ekstradan böyle, zaten mecbur bir racing'e biniyorsanız ya da süper spot motosiklete biniyorsanız yani bu çanta taşımak zorunda. Çünkü bagajımız yok biliyorsunuz. O yüzden de böyle bir çanta, sırt koruması sağlam olan bu plastikten ve esnek bir malzemeden böyle bir çantayı kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ekipmanlarım bunlardı. Gördüğünüz üzere benim kullandığımlar, inşallah faydalı bir şeyler anlatabilmişimdir. Siz de başka izlediğiniz videolarla, bütçenizle, her şeyinizle kararlaştırıp doğru ekipmanı, kendinize oturan, vücudunuza uygun ekipmanı seçersiniz. Eldivenler konusunda anlattım. Benim kullandığım ekipmanlar bunlar. Şu anda botlarım, evet botum eksik. Motosiklet botum yok. Büyük bir kayıp. Kışlık botum var. Ama su geçirmez normal mod, yani normaline göre çelik burunlu işçi botu gibi bir şey aslında. Ama gayet korumalı, motor botuna yakın şey. Ama dediğim gibi bot havalandırma sıkıntısı olduğu için ayaklarımı çok terletiyor, çok şey yapıyor. Kışında olabildiğince zaten onu kullanıyorum. Soğuk havalarda güzel ama yazın şu anda yok. Sadece bu ayağınızın yanındaki kemiği koruyabilecek basket ayakkabıları tarzında bir şeyle yavaş süratlerde o tarz bir ayakkabı kullanabilirsiniz benim kullandığım gibi. Ama mutlaka ekipmanınızı alırken işte o olmasa da olur, bu olmasa da olur demeyin. Bot da önemli. Ben de en kısa zamanda zaten kendi araştırmalarımda bakacağım. Hem bütçeme uygun hem de ayağıma uygun, kesemize uygun bir bot bakıp almamız lazım. Bu videomda bu kadar arkadaşlar. Gerekli ekipmanları, malzemelerimi, kullandığım şeyleri sizlere tanıttım. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere diyorum. Hayırlı
Şamlar mı diyeyim, ne diyeyim? Dikkatli sürün. Ekipmansız motora binmeyin. Ekipmansız kişiyi arkanıza almayın. Mutlaka artçınızın da elbiseleri ve kıyafetleri olmasına dikkat edin. Şuradan şuraya gideceğiz, bir şey olmaz, 2 dakika şuraya atıver, bırakıver gibi şeylere uymayın. Bunlar şeytana uymaktır, o kadar söyleyeyim. Bunlara dikkat edin. Yani motosiklet şeytan işi değildir. Arkanıza böyle insan alıp da kendinizi şeytanlaştırmayın. Dikkat edin. Kaskı mutlaka, yani hiç kimseyi kesinlikle almayın. Ben arkama almıyorum. Montu yok, eldiven yok. Şuradan şuraya bırak, şuraya hallet falan filan. Böyle şeylere dikkat edin. Olmayacağı varsa bile o anda olur. Size bir şey olmaz ekipmanınız var diye. Ona bir şey oldu mu, yani vicdan azabından Allah korusun ölürsünüz. Böyle şeylerin başınıza gelmemesi için kusura bakmasın, kimse kırılmasın. Hiçbir şekilde arkanıza kasksız, montsuz, eldivensiz, dizliksiz bir kimseyi arkanıza bindirmeyin, almayın derim ben. Kanalımı takip edin. 35. bölgeden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kanalımızı lütfen takip edin. Abone olun, paylaşın. Böyle paylaşımlar gelmeye devam edecektir. Sorularınız olursa kaskla, eldivenle, montla, ceketle, neyle olursa olsun videonun altına yorumlar yapabilirsiniz. Elimden geldiğince bakacağım. Özel mesaj atmak istiyorsanız zaten 35. bölge Gmail adresine gönderebilirsiniz. Instagram'dan, DM'den, özel mesajdan paylaşabilirsiniz. Genelde Instagram'ı daha çok kullanıyorum. Hani Facebook'a da ara sıra bakıyorum. Mesajlar geliyor zaten telefonumun ekranına. Oradan da yardımcı olurum Instagram kullanmak için. Diğer kanallarımı da takip ederseniz sevinirim. Teşekkür ederim. Şimdilik bu kadar.